Demiş mi Hafize Gaye Erkan, bizim 128 milyar dolarımıza ne olmuş? Şimdi Gaye Hanım'ın söylediklerini biz zaten biliyoruz. Merkez Bankası bunu arka kapı operasyonlarıyla sattı, birilerine verdi. Biz bunu biliyoruz zaten. Burada bilmediğimiz, bilmek istediğimiz bu paranın kimlere, hangi yöntemlerle verildiği. Yani mutlaka Merkez Bankası'nın bu satış yaptığı insanların bir listesi vardır. Şirketlerin bir listesi vardır. Çünkü buradaki söz konusu para 5 milyar, 10 milyar dolar değil. 128 milyar dolar ki bu aslında çok daha yüksek rakamlarda ama biz 128 milyar sorusuna verilen yanıtı yorumluyoruz. Evet, 128 milyar dolar satılmış, kabul ediyoruz onu. Zaten onu herkes biliyor. Çünkü bu parayı kimse Merkez Bankası'nın kasasından torbalara koyup götürmediğine göre bu bir resmi işlem üzerinde yapılmıştır. Bu para kime verildi? Bu para hangi kurdan satıldı? Önemli olan şeffaflıktır. Bir ülkenin Merkez Bankası halkın bankasıdır. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası demiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Yani bu Cumhuriyet'in bankası. Bu sizin bankanız, benim bankam. Ben hissedarım. Ben şeffaflık istiyorum. Bu parayı kime sattın arkadaş? Söyle bana ya. Bunu kime verdin? Kalem kalem açıkla. Eğer şeffafsan, eğer doğru bir merkez bankasıysan bunu vermen lazım. Açıklaman lazım. Bunun hesabını vermen lazım. Ayrıca Gaye Hanım diyor ki orada, İşte bütün dünya merkez bankalarının yaptığı yöntemlerle. Allah aşkına Hindistan Merkez Bankası'ndan tutun da dünyanın öbür ucundaki merkez bankasına kadar hangi merkez bankası arka kapı satışı yapıyor? Bir ülkenin merkez bankası Bakan Berat Albayrak dönemine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da açık açık piyasaya girer, müdahale ederdi, satış yapardı ve hemen satışın bitmesinden 6-7 dakika sonra kamuoyuna bir açıklama yapardı. Derdi ki ben 500 milyon dolar satış yaptım. Şu fiyat aralığından şu kadar diye bir izahat verirdi. Biz bunu bilmiyoruz. Bir kere ki şeffaflık yok. Yani dünyanın bütün merkez bankaları müdahale yaparsa eğer ne kadarlık, kime, nasıl bir müdahale yaptığını açıklar. Peki Gaye Hanım bunu niye açıklamıyor? Kusura bakmasın ama burada bir samimi olmayan bir açıklama var. Ayrıca tartışılması gereken bir yöntem var burada. Aynı zamanda yöntemin de üzeri kapatılıyor. Bu arada ben sizi duymuyorum. Sevgili arkadaşlarım, siz ilgilenirseniz, Sayın Özdemir, sesim... Evet, duyuyorum. Tamam, harika. Şimdi daha önce bu soru defalarca soruldu. Artık yani tarihini ben bile hatırlamıyorum, yıllarca demek geliyor içimden. Verilen yanıtlardan biri gitmesi gereken yere gittiydi örneğin. Hani bu kadar uzun uzadıya bir açıklama yapma ihtiyacı kimse duymamıştı. Ama aynı Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan şöyle de diyor. Sanki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne de Türkiye kamuoyu hak etmektedir. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı, sizin vurgunuz, bir zamanda Merkez Bankası gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız, usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkarmak teknik olarak da, teorik olarak da mümkün değildir. Bu açıklama sizi tatmin etti mi efendim? Şeffaflık vurgusu yapıyor ama şeffaflık var mı? Şimdi biz Gaye Hanım'ın samimi olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. Hı hı. 128 milyar dolar kaç kalemde satılmış, hangi fiyatlardan satılmış ve alıcı taraf kim? Bunu açıkladığı anda zaten sorun bitiyor. Yani bunu muhalefet de merak ediyor, siz de merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum. Sokaktaki taksici de merak ediyor. Çünkü buradaki söz konusu para milli servet. Bu ülkenin parası. Yani siz bu ülkenin parasını birilerine sattınız. Hangi fiyattan sattınız? Biz bunu bilemiyoruz. Tabii. Böyle bir ticaret olamaz. Böyle bir uygulama da olamaz. Evet, şeffaflıktan bahsediyorsa Gaye Hanım, bu 128 milyar doların satıldığı süreç belli. 6 aylık bir süreç. Bu 6 aylık süre içerisinde kaç müdahaleyle hangi banka, hangi üzerinden yapıldı? Bunu açıkladığı anda aslında bu Türkiye'nin gündeminden çıkacaktır ve aynı zamanda biz diyeceğiz ki evet,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyadaki bütün merkez bankaları gibi örnek şeffaf bir banka. Ama bize bunu maalesef gösteremedikleri için biz bu cümleyi kullanamıyoruz. Peki, masada ayrıca yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifi mektubu yer alıyormuş ve uygun zamanı bulmak üzere teklifleri masada bekletiyormuş. Ama Hazine ve Maliye Bakanı geziyor ülke ülke. Skandal. Tam bir skandal. Bakın 1211 sayılı Merkez Bankası kanunu açıktır. Bu Merkez Bankası kanununa göre Merkez Bankası'nın masasında yatırımlar olmaz. Başvuru olmaz. Başvuruyu değerlendirme diye bir görev olmaz. Bu Merkez Bankası'nın başkanının önünde ne duruyor? Neden duruyor? Siz ülkenin hazine bakanı değilsiniz. Siz fiyat istikrarı ve para politikasını belirlemekle mükellefsiniz. Sizin yetkileriniz 1211 sayılı kanunla belirlenmiştir. Bu sizin göreviniz değil ki. Ayrıca neden masanın üzerinde tutuyorsunuz? Neden bunu hemen devreye sokmuyorsunuz? Acaba bu insanlar sizden bir şey mi talep ediyor? Mesela %40 faiz mi talep ediyor? Doların 36 lirayla 40 lira arasına gelmesini mi talep ediyor ki bekletiyorsunuz? Madem böyle, ülke alev alev yanıyor. Dolar kıtlığı yaşanıyor. Peki bu kadar sıkıntımız varken Sayın Gaye Hanım neden bunu masada tutuyorsunuz? Lütfen Allah aşkına bir an önce devreye sokun. Bu ülkeye 20-30 milyar dolar yatırım girsin. Rahatlayalım ya. Bir dolardan bir dolayı bir rahatlayalım. Eksi 50 milyar dolarda halen kasamız. Peki bunu niye tutuyorsunuz? Acaba dediğim gibi yani bir beklentileri mi var? Bir talepleri mi var? İşte sorun burada. Bakın Gaye Hanım'ın biraz önceki açıklamasıyla bu açıklama aynı. Şeffaflık yok. Gaye Hanım şeffaflık diyor ancak hiçbir şeyi açıklamıyor. Bunun açıklanması lazım. Evet. Ama öncelikle biz bu talihsiz açıklamayı Gaye Hanım'dan değil Maliye Bakanı'ndan duymamız lazımdı. Yani bu Gaye Hanım'ın görevi değil. Kesinlikle değil. Evet, 1211 sayılı kanun dediniz. Ben de hafızama yazdım Sayın Özdemir. Merkez Bankası Başkanı'nın görev ve yetkisi alanında olmayan bir durum. Hazine ve Maliye Bakanı ikinci körfez turuna çıkacakmış bu ay sonunda. Onun görev yetki alanında mı? O herhalde arayışa devam ediyor. Yani Erkan'ın masasında teklifler var ama Mehmet Şimşek aramaya devam ediyor galiba. Bakın Mehmet Şimşek'i ben zaman zaman karıştırıyorum. Acaba Turizm Bakanı mı, Hazine ve Maliye Bakanı mı? Yani mübarek adam Turizm Bakanı gibi dolaşıyor. Ya hangi ülkenin Maliye Bakanı bu kadar dolaşır? İyi de Sayın Şimşek ne arıyorsunuz? Gittiğiniz ülkelerde ne buldunuz? Ne getirdiniz? Ya bize bir açıklayın, bilelim en azından. Bu kadar ülke ülke dolaşıyorsunuz Turizm Bakanı gibi. En azından mesela Turizm Bakanı gitmiş olsaydı diyecekti ki işte 4 milyon turist Amerika'dan, 2 milyon İngiltere'den gelecek ve bir umutlanacaktık. Peki bu Maliye Bakanı bu kadar dolaşıyor. Ne getiriyor acaba yani ya da ne getirecek? Getireceği şeyler 4,5 ay, şimdi 5. aya giriyoruz. Neden halen gelmedi? Bakın Körfez'e gitti ilk turunu daha ayağının tozuyla göreve oturdu. Hemen arkasından Körfez turu yaptı ve 50-55 milyar dolar bir para geleceğini söyledi. Borsamız bu beklentiyle yükseldi, yaşasın dedik, 55 milyar dolar geliyor. Hani nerede? 1 milyar dolar bile gelmedi. Bakın bu çok enteresan bir şey. Hemen arkasından Amerika, sonra Londra. Peki bu yatırımcılar neden gelmiyor? Bu yatırımcılar ne istiyor? Bakın biraz önce Gaye Hanım'da da aynı problem vardı. Evet. Burada problemimiz bu. Kapalı kapılar arkasında İstanbul'daki o banka fon yöneticileriyle, yabancılarla yapılan toplantıda da ya bu adamlar sizden ne istiyor ya bize bir açıklayın. Çünkü siz millet adına orada bir pazarlık masasına oturuyorsunuz. Bir şeyleri pazarlıyorsunuz ve bu adamlar sizin ülkenize bu kadar büyük çabanıza rağmen yatırıma gelmiyorsa neden bunu bir açıklayın ya da bir beklentisi mi var? Evet. Biraz önce dediğim gibi Gaye Hanım'ın masasında dünya kadar başvuru var. Başvuru peki neden hayata geçmiyor? Yani bunun bir açıklaması yok. Ben size söyleyeyim. Bu kadar basit. Yabancı Türkiye'ye gelebilmesi için öncelikle enflasyon seviyesinde bir faiz istiyor. Yani reel faiz istiyor. Reel faizin sıfır olması, sıfır ve üstünün olması. Bugün enflasyon %62 ise eğer faizlerin de %60 seviyesinde olmasını istiyor. Çünkü bu ülkede
bir enflasyon gerçeği var. Kimse parasını getirip de enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve aynı zamanda negatif faiz uygulandığı bir ülkeye yatırmaz. Yatırdığınız zaman zaten paranız eriyip gidecektir. Bunlar sanıyor ki biz gibi, biz nasıl saf saf paramızı götürüyoruz, iki yıldır düşük faizli mevduata yatırdık, kul olduğu fakirleştik ya, onlar yabancı da gelecek diyor. Hayır efendim, yabancı gelmez. Yabancı bizim gibi çaresiz değil. Türkiye gibi onların elinin altında onlarca ülke var. Dahası hiçbir şey yoksa bile Amerika var. Bakın Amerika'da tahvil faizleri 2 yıllık 5 yıllık bunlar %5'e çıktı. Yani senin ülkene neden gelsin? Amerika'da hazır %5'lik tahvil faizi var ya. Garanti para, dünyanın en güvenli ülkesi. Onu bırakacak, Türkiye'ye gelecek, enflasyon oldu. Neden? Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım'ın hatırı için. Paranın olduğu yerde hatır olmaz, profesyonellik olur. Profesyonellik ise hukuk ister, reform ister, güvence ister. Bunlar maalesef bizde olmadığı için işte böyle masada kalacaktır. Bakın not edin, Gaye Hanım'ın bu masasındaki şeyler ne zaman hayata geçecek göreceksiniz. Yani inşallah bir ay sonra yine konuşacağız bunu. İki ay sonra yine hatırlatacağız Gaye Hanım'a. Ama dediğim gibi yabancı buradan yüksek faiz istiyor ve Türkiye'ye getirdiği dolarını yüksek kurdan bozdurmak istiyor. Yani 27 lira 50 kuruş yabancıyı kesmiyor. Neden kesmiyor? Çünkü kur riski var. Diyor ki senin ülkende enflasyon var. Senin para birimin dolar karşısında bir ay sonra yine değer kaybedecek. Kaybetmek zorunda. Çünkü enflasyonun var diyor. Enflasyonla mücadeleyi adam gibi yapmıyorsan. O halde ben getirdim dolarımı. 27 liradan size bozdurdum. Kalktım sizin 30'dan mı hazine tahvillerinizi aldım. Bir ay sonra dolar 30 lira olursa, faizleriniz yükselmeye devam ederse ben niye zarar edeyim kardeşim? Bunun zararını kimden tahsil edeceğim? Mehmet Şimşek'ten mi? Gaye Hanım'dan mı? Onun için bana göre evet o masada olabilir. Masadaki ana konu yüksek faiz ve yüksek kur. Evet. Ne kadar faiz istiyorlar karşılığında ve kur meselesi. Peki şimdi 6 dakika kadar süremiz var. Ben şöyle bir toparlayayım Sayın Özdemir. Hepsini harmanlayıp size öyle sorayım sormak istediklerimin. Birincisi emekliler konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önerge reddedildi. En son Erdoğan inşallah demişti ara zam konusuna ilişkin. İki, önümüzdeki süreçte özellikle yeni yılla birlikte %70'e varan vergi artışlarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyen ekonomi yazarları var. Siz ne düşünüyorsunuz? 3. Biz aman vergiler artacak mı? Emekliler öyle oldu, böyle oldu derken hatta bugün İsmail Saymaz Rize'deki teyze toga binebilecek mi sorusunu sorarken şöyle bir bilgi paylaşıldı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün koruma maliyeti 2,8 milyon lira. 245 asgari ücret, bir günlük koruma maliyeti. Şimdi hepsini toparlayınca ortaya ülkemize dair nasıl bir tablo çıkıyor? Bir savurganlık var. Yani bunun adına itibar deniliyor. Bir savurganlık, ciddi anlamda bir savurganlık. Ve en önemlisi denetimsizlik. Yani bunu kimse denetleyemiyor, kimse soramıyor. Çünkü bütün işler kararnameyle, bir gece yarısı kararnamesiyle dönüyor. Bunlar gerçekten bu ülke için çok büyük çelişki. Burada emekli konusu bakın çok mühim bir olay. Emekli özellikle o kök maaş tuzağıyla birlikte o %25 zam yaklaşık 12-13 milyon emekliyi mağdur etti. Bugün 12 milyon emekli çok ciddi bir rakam. Yani öyle böyle bir rakam değil. Ve bu insanlar yaklaşık 6 aydır, 2 ay daha üzerine koyduğunuz zaman 3 ay, 9 ay yaklaşık %50 enflasyon karşısında ezildi. Çünkü yılbaşından bu yana enflasyon oranı %60'larda. Şimdi siz bunun yansıyan rakamlarıyla çıkarttığınız zaman %50'lik bir emekli maaşında erime var. Ya %50 ne demek biliyor musunuz? Yani kasaba gittiğinizde bir yıl önce yarım kilo et alıyorsanız 250 gram alabiliyorsunuz. Bir ekmek alabiliyorsanız yarım ekmek alıyorsunuz. Bu kadar büyük bir sefalete. Ve bir şey daha farkındaysanız emekliler sürekli oyalanıyor. Lütfen havuz medyası da dahil olmak üzere. Hatta havuz medyası olmayan internet siteleri, gazetelere de bakın. Her gün emeklilerle ilgili haber var. Her gün emekliye zam belli oldu. Emekliye zam şu gün. Emekliye zam bu kadar olacak. Bunlar tamamen oyalama. Yani
gün kazanmaya çalışılıyor. Burada emekliye yapılacak zam aslında bir seçim yatırımı olacak. Seçime yakın bir süre, yani yılbaşında büyük bir olasılıkla %50 yapılacak. Ha şimdi bu %50 çok ciddi gibi olabilir. Hayır, bu ülkede enflasyon 2023 yılında 65-70 arasında olacağı tahmin ediliyor. 65-70 aralığındaki bir enflasyon olduğu yerde size %50 zam yapsalar ne olur? %70 yapacaklarına göre bunu yapmayacaklar. Neden yapmayacaklar? Bizim öyle bir maliye bakanımız var ki televizyona çıkıp da ya emekli ve asgari ücrete yapılan zamlar enflasyona neden oldu diyebilen bir siyasetçi ya da bürokrat. Şimdi bu şartlarda size emekliye %100 zam yapılacağını mı sanıyorsunuz? 7500 lira emekli maaşı alan o 13 milyon insana 15 bin lira verileceğini mi sanıyorsunuz? Hayır. Tamamen burada o emekli grubu sefalete sürüklenecek. Yani açlık sınırının dahi altında yaşayacak. Ancak buna da söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü bu insanların da büyük bir bölümü yine AKP'ye oy verdi, tercih etti. Çünkü mesela en basitinden bayram ikramiyesinde Kılıçdaroğlu 15 bin lirayı teklif ederken karşısındaki rakibi 2 bin liraya devam edeceğini söyledi ve insanlar 2 bin lirayı tercih etti. Yapılacak bir şey yok. Yani burada biraz da kaderlerine razı olacaklar. Çünkü bu politikaya onay verdiler. Bakın bu politikaya onay verdiler. Onay verdikleri için artık gözlerini kapatacaklar, ellerini açacaklar. Yüzde kaç zam verirse eğer, lütuf gibi bir şey, ona razı olacaklar. Vergiler konusuna da gelince çok enteresan bir olay var orada. Bakın, şimdi büyük ihtimalle derleme oranı %70 çıkacak. Çünkü enflasyona hesaplaması 60'da 70 arasında diyelim. Ancak iki ay önce yapılan o harçlara, vergilere, o düzenlemeyle birlikte bu yıl toplamda büyük ihtimalle %180'e yakın bir artış olacak. Yani pasaport harcı, daha birçok harçlar, işte noter harcı, mahkeme harcı. Yani aslında bu vergiler öyle bir hale gelecek ki gerçekten dayanılamaz hale gelecek. Ancak şimdi yine bir Türkiye'de bir felsefe var. Hani akaryakıda zam gelince benim arabam yok ki deniliyor ya. Oysa arabası olandan daha çok onu olumsuz etkiliyor. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz gıdadan ekmeğe kadar her akaryakıta bağlı. Yani buradaki transferlerle oluşan, ama vergiler de beni ilgilendirmiyor. Ben ne yurt dışına gidiyorum ne pasaport alıyorum diyorlar ama aslında bunun da maliyeti 85 milyon demeyelim ama 75 milyon diyelim. Çünkü Türkiye'de 10 milyon ayrıcalı bir kesim var. O 75 milyonun sırtına binecek. Ama benim beklediğim %65 ila 70 arasında bir artış, ki bu artış da gerçekten can yakıcı olacak. Can yakıcı olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Remzi Özdemir. İyi günler diliyorum. Sevgili izleyenler, şimdi saat 12 bloğumuzun sonuna geldik. Saat 13'te şöyle bir siyaseti konuşalım sizinle birlikte. Hem Ankara'da neler oluyor hem Cumhurbaşkanı.